Herkese merhabalar. Yeni bir videoda karşınızdayım ama videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatmam var. Öncelikle bu kanalın gelişimi için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzleyicilerimin %70'i kanala abone olmayanların oluşuyor. Bu sayı oldukça fazla. Youtube'da daha çok ve daha doğru Trazonspor içerikleri için abone olmayı lütfen unutmayın. Yani baştan aşağı çok Trabzonspor'u anlatan bir süreç. Ya hocan kararı vermiş sana zaten. Bunu niye üsteliyorsun ki bir daha? Bakayım mı dışında hala isteyenden futbolcu yok. Beşiktaş maçı ne yaptın? En babasını daha nerede yapacaksın? Deja oldum ben golde aslında. Sen Berat 6 mı 8 mi? Onu şimdi tartışalım? Berat'ın kırmızı gör, kart görmesinde Berat'ın direkt hatası olduğunu düşünmüyorum. Ya maç oradan sonra Hakan Taşıyan moduna da lafın bu olup düşüncenin bu olmadığını gayet iyi biliyorum. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Ya bana sorsam ben şey isterim. Evet Andreas Cornelius ismi gündemde gene arkadaşlar ki yine dedim farkındaysanız. Çünkü Türkiye'de neredeyse her takım önerilmişliği var. Yakından takip edenler bilir. Zamanında Galatasaray'ın kapısından da döndü. Cervinho videomu izleyen arkadaşlar orada biraz isminden bahsetmiştim bu arada yani Cornelius'tan. Hemen sosyal medyada da yeni Sorlot benzetmeleri anında da yapıldı. Yani biraz bunlara gülüyorum. Biraz oyuncuyu izlenmesi gerekiyor. Ee, yani oyuncunun ben gündeme gelmesine şaşırmadım. Dediğim gibi yani Türkiye'de neredeyse her takıma zamanında gündeme geldi. Ama Galatasaray'ın kapısının önünden de döndüğünü biliyorum. Şimdi öncelikle şu bilgi kirliliğini ortadan kaldıralım. Cornelius'un süreçmesi bitmiyor arkadaşlar. Videonun başında söylüyorum size bu transferin gerçekleşmesini ben çok zor buluyorum. Neden? Şu an oyuncu Parma'da kiralık. Fakat bir e, şartlı satın alma zorunluluğu var. Ayrıca Atala, bu opsiyon ortadan kaldığını düşünelim. Çünkü Parma küme düşecek bu sene. Buna rağmen Atalanta kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi var oyuncunun. Yani... Şu an güncel piyasada yeri 7 milyon euro. Evet bu sene çok kötü bir performans gösteriyor. 24 maçta 1 gol 5 asist. Yani geçen seneki performansından uzak. Geçen sene arkadaşlar oyuncu 26 maçta 12 gol 4 asist ki bahsettim Cervinho videomda. Cervinho, Kulisevski ve Cornelius çok yani bol gol bir hücum attıydı. Bu sene ondan uzak. Hemen size bir kariyerini okuyayım biraz. Oyuncu tanıtayım yani tanımayan takipçilerimiz için biraz tanıtayım. Oyuncu arkadaşlar Kopenhag'da patlıyor aslında ki bilenleri bilir. Ben hatırlıyorum. Oradan hemen İngiltere'ye Cardiff'e gidiyor. İngiltere'de tutunamıyor arkadaşlar. Tekrar Kopenhag'a dönüyor. İkinci bir şans Atalanta bu sefer alıyor. Atalanta'da Olmuyor. Bordo'ya bir kiralık gidiyor ki o dönem 2018 yılı zaten. Galatasaray'ın kapısından döndüğü sene. Ee, Bordeaux'dan tekrar geri Atalanta'ya geliyor. Sonra en son Parma'ya geliyor ki Parma'da geçen sene kendini buldu. Oyuncu 93 doğumlu, 28 yaşında. Danimarka mill takımında 29 maçta 9 golü var. Ee, Santrafor mevkisinde oynuyor. 1.93 boyuna sahip. Evet fizik olarak sorlot okey ama... Sorlot kadar da çabuk bir oyuncu değil, onu da söyleyelim. Ee, şunu söyleyeyim. Keşi gelebilse, Keşi gelebilse ama başta saydığım sebepten dolayı çok makul gözükmüyor. Onu söyleyeyim. He gene kiralık olabilir ki yani bu transfer gerçekleşirse zaten kiralık gerçekleşecek. Yani Bilmiyorum. Hayırlısı. Biraz kariyerindeki skor katkılarını okuyayım size arkadaşlar. Çünkü çok da büyük beklentiye girmeyelim ama Sorlott'ta da zaten geçmişi çok iyi değildi. Şimdi Kopenhag'da 176 maçta 61 gol, 18 asist yapmış Cornelius. Parma'da 52 maçta 13 gol, 9 asist. Zaten 12 golü geçen sene attı. Bu sene 1 golü var. Atalanta çok kötü. 35 maçta 7 gol, 1 asist. Bordo'da kötü 29 maçta 3 gol 2 asist. İngiltere maciası rezalet 11 maçta 0 asist. Aslında Sörlot'a benziyor. Abdullah Avcı'nın istediği tarzda bir oyuncu. Çünkü Abdullah Avcı pivot uzun boylu santraforları seviyor. Mehmet Battal'la şov yapmış bir antrenör. Dembaba, Adebayor sever yani. Ama yani ben çok kolay bir transfer olacağını düşünmüyorum. işin i̇şin içine bonservis girdi mi Trabzonspor'un işi zorlaşıyor. Fakat kiralık tekrar gündeme gelebilir. Kiralık bence yani kiralık zorlanıyor. Yani bu videoyu niye çektim aslında? Hem oyuncuyu biraz tanıtmak hem de çok gördüm sözleşmesi sene sonu bitiyor diye. Arkadaşlar sözleşme sene sonu bitmiyor. Sözleşme devam ediyor. Atalanta'yla belki kiralık ya da eğer parma alırsa ki küme düşüğü alacaklarını çok düşünmüyorum. Orada bir ayar çekilir. Sakatlık geçmişine baktım da arkadaşlar evet sakatlıkları yaşamış ama hiçbir sakatlığı kronik değil. Hepsi darbeye bağlı sakatlıklar. Ee, yani parma kariyerinin arkadaşları baktığımda biraz sakatlık geçmişi fazla yani yani 20'ye yakın maç kaçırmış biraz tatsız. Yani şu an topladığımda 4, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 civarı maç kaçırmış. Ee, darbeye bağlı da var. Ama yani kronik sakat diyemeyiz oyuncuya. Ee, onu söyleyelim. İtalya Ligi yani biraz sert geçen bir lig. Yani o da etkilidir. Fakat yani bir çapraz bağ yırtığı, afobe gibi yok ki Afobe'den dolayı artık bunlara çok dikkat ediyorum ki aslında yani Abu Bakar'da kronik sakat deniliyordu. Oyuncu şu an ligi öttürüyor. Bilmiyorum yani Cornelius'u ben isterim. Çok isterim ama maliyet açısından zor olduğunu düşünüyorum. Kiralık olabilir. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Cornelius'u ister misiniz? İsteyecek, i̇stemeyecek kişiyi tanımıyorum. Maaşı da arkadaşlar şu an Atalanta'ya bağlı olduğu için oyuncu 1 milyon 500 bin euro alıyor. Yani işte yüzde 50 civarı bir vergi desek 750 işte bonuslarla 900 bin 800 bin euroya varan bir sözleşmesi var oyuncunun. Ee, Trabzonspor'da nereden baksın arkadaşlar 1.3 1.4 milyon euro ister olur ki yani kaliteyi arkadaşlar yani kaliteyi kolay kolay alamıyoruz. Ben denemeye değer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki dediğim gibi Türkiye'de her takıma gündem'e geldiği zamanında ben olumlu bakıyorum yorumlarınızı bekliyorum bakalım siz ne düşünüyorsunuz sizce faydalı olur mu gelsin mi transferi size yakın mı bakalım neler çıkacak ama yani zor onu söyleyeyim zor arkadaşlar maalesef zor ee, ki. Şu şu an forvette konuşulan isimlere bakıldığında Jenen'e gidecek mi gitmeyecek mi belli değil. Koyuta Koyutayı istemiyorum. Koyuta hem sakat hem oynamayan bir oyuncu. Benim gönlümden geçen Serdar Durusun aslında. Yani şu şunu okey'im. Jenen'e gitti diyelim. Cornelius Serdar Durusun bir santraforda ki Ekuban gidecek büyük ihtimal. Ekuban varsa okey. Ama Ekuban gidiyorsa bir santrafor Forda alınmalı. Ekuban varsa Cornelius, Serdar Dursun ve bir Santofor'a da ben okeyim. Yani bu rotasyon böyle olmalı. Oynayan oyuncu gerekiyor bize. Oynayan oyuncu, sakat olmayan oyuncu. Afobe'den Afobe'ye bu takım 1.3 milyon euro para veriyor arkadaşlar. Boru değil 1.3 milyon euro para. Pahalı yani. Pahalı. Ve kullanamıyoruz. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Gündemde bir iki tane daha forvet var ama Cornelius ismi Cervinio ile beraber tekrar gündeme geldi. Hortladı. Yani o yüzden bu bilgilendirmeyi yapayım dedim arkadaşlar. Yani şu anlık durum bu. Bakalım yeni gelişmeler yaşanacak mı? Cervinio videosunu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da yani biraz bahsettim Cornelius'tan da. O hücum attı gerçekten işleyen bir hücum attıydı yani. Gerçekten işleyen bir hücum hattıydı. Bu kadar arkadaşlar sevgili arkadaşım her hafta Spor Dijital YouTube kanalında 60. Bin dakika adlı bir program yapıyoruz. Bu program Türkiye'nin tek Trabzonspor programı. Bu programı takip etmeyi, izlemeyi unutma. Bu programa nasıl ulaşacağım diyorsan videonun altındaki link de mevcut. Oradan ulaşabilirsin. Ayrıca beni daha yakından takip etmek için, yaptığım yayınlara daha hızlı ulaşmak için, son dakika gelişmelerine haberdar olmak için ve bana ulaşmak için Facebook sayfamı, Instagram hesabımı, Twitter adresimi takip edebilirsin. Ayrıca takipçilerimizin içinde bulunduğu Discord ve Telegram gruplarımız var. Bunların hepsine katılmanı sana tavsiye ediyorum. Tüm sosyal medya adreslerin videonun altındaki linkte mevcut. Yani baştan aşağı çok Trabzonspor'u anlatan bir süreç. Ya yani hocam kararı vermiş sana zaten. Bunu niye üsteliyorsun ki bir daha? Bakayım mı da şimdi hala isyanen futbolcu yok. Beşiktaş maçı ne yaptın? En babasını daha nerede yapacaksın? vu oldum ben golde aslında. Sen Berat 6 artık. mı 8 mi? Onu şimdi tartışalım. Berat'ın kırmızı gör kart görmesinde Berat'ın direkt hatası olduğunu düşünmüyorum. Ya maç oradan sonra Hakan taşıyan moduna da lafın bu olup düşüncenin bu olmadığını gayet iyi biliyorum. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Ya bana sorsam ben bir şey isterim.